Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir yelek örneği göstermek istiyorum. Bu örneği bebek örgülerinde, yeleklerde kullanabilirsiniz. Ben daha önce biraz ördüm. Şimdi devamını beraber yapalım. Örneğimiz 5 ve 5'in katları ve arada birer tane de ters olmak üzere 6'şar tane ilmekten kuruluyor. Ben yan tarafını haroşa yapmıştım. Haroşalarımı örüyorum. Bir tane yanda her ilmeğin kenarlarında birer tane ters ilmek gidecek. Ters ilmeğimi örüyorum. İlk kurarken bir ters 5 tane düz ilmek olarak öreceğiz. 5. Bir tane tersimizi öreceğiz. Tekrar 5 tane düz. Bir tane ters. 5 tane düz. En alt sırayı yaparken de bir tane ters, 5 tane düz, 2 sıra gidip geleceğiz. Sonra da bu ortadaki toplama işlemlerimizi yapacağız. Bu ters ilmeklerimizi birer tane arada kullandığımız tersleri her iki tarafta da yapacağız. Şimdi haroşamı yapıyorum. Evet. Şimdi diğer tarafıma geçiyorum. Diğer tarafta da haroşalarımı örüyorum. Şimdi buradaki ilmeğimi, düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bir tane olan ilmeğim şimdi düz olarak, 5 tane olan da ters olarak örülecek.
Şimdi iki sıra gittim geldim. Şimdi bu örneklerimizi yapacağız. Baştaki ilmeğimi boşaldım. Haroşamı örüyorum. Bir tane tersimi aldım. Bu modelimizi ters sıradan hepsini öreceğiz. Şimdi o aradaki ters ilmeğimi ördüm. Ajur doladım. Bu aradaki 5 tane ilmeğimin birincisini ters olarak ördüm. Ortadaki 3 tane ilmeğimi birlikte aldım. Beşincisini de tersinden ördüm. Şimdi buradaki ters ilmeğime geldim. Aradaki direk olan ters ilmeğime geldim. Buraya ajur doluyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ajur doladım. Yine buradaki bir tane ilmeğimi ördüm. Düzlerdeki. 3 tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve son düz ilmeğimi tekrar ördüm ters olarak. Ajur doladım. Ortadaki direğe geldim. Onu tek olarak tersinden ördüm. Tekrar ajur doladım. Bir tane ördüm. 3 tane ortadaki ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve tekrar bir tane ilmeğimi ördüm. Tekrar ajur doladım. Ters ilmeğimi ördüm. Ajur doladım. Bu sıramız böyle devam edecek. Şimdi haroşalarımı örüyorum. Evet. Beş tane düz ilmeğimizin birincisini ters ördüm. Ortadaki üç ilmeğimi beraber aldım. En son ilmeğimi ters örüp ajur doladım. Ortadaki ters direk olan ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ajur doladım. Sırayı bitirdim. Şimdi diğer tarafıma geçiyorum. Tersinden buradaki direk olan düz olan ilmeğime kadar ördüm. Bu ortadaki 5 ilmeğimi ajurlarla beraber 5 ilmeğimi tersinden örüyorum. Diğer tarafa direğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ajurlarla beraber 5 tane ilmeğimi ters örüyorum.
Evet. Modelimizi kurmuş olduk. Şimdi tekrar iki sıra düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Şimdi şöyle kenar ilmiklerimi ördüm. Ortadaki bir tane direğimi tersinden ördüm. 5 tane düz örüyorum. Tekrar bir tane ters, 5 tane düz. Diğer tarafımıza döndüm. Düz ilmeğimi ördüm. 5 tane tersimi örüyorum. Örneğimizi kurduktan sonra bir sıra geldik, tekrar bir sıra gidip geldik, 3 sıra gitmiş olduk. Örnekten hariç. 4. sıramızda tekrar örneğimizi kuruyoruz. Ters ilmeğimize geldik. Bunu ters olarak örüyoruz. Ajur doluyoruz. Düz örgünün başındaki ilmeğimizi ters ördük. 3 tane ortadaki ilmekleri beraber tuttuk. Yandaki ilmeğimizi ördük. Ters ilmeğe geldik. Ajur doluyorum. Ters ördüm. Ajur doladım. Tekrar örneğimi kuruyorum. 1 tane ters ördüm. 3 tane tuttum. Bir tane daha ters ördüm. Ajur doluyorum. Bir tane
Ortadaki direğimi ördüm. Tekrar ajur doladım. Evet, sıra tekrarı ile modelimize bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Umarım örneği beğenmişsinizdir. Videolarımı seyrederseniz, beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.